Merhaba, iyi günler. 19 Temmuz 2024. İki tane önemli olay oldu. Bir tanesi İzmir yangınında. İzmirliler su, ayran, ekmek arası, sandviç, yiyecek, içecek yağdırdı orman yangın ekiplerine. Onları tebrik ediyorum. Özellikle ilçelerde Gazemir önderlik yaptı ve Buca emeği geçen bütün değerli arkadaşlara teşekkür ediyorum. Bu arada Bergama yangınında değerli bir orman şefimiz öldü. Onu da saygı ve hürmetle anıyorum. Elbette Ankara'da istifa edelim falan diye öyle bir alışkanlık yok. Onu da asil ekonomist milletimize bırakıyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Herkes ekonomist ve finans uzmanı olduğu için bizim öğrenecek çok şeyimiz var. Biz öğrenecekler kısmındayız yani. Bir de internette sorunları yaşandı. Biz Çıra'ya bağlı olduğumuz için Çıra Odun çalışırsa. Onun için bizim şirket internet kesintisinden sıfır olarak etkilendi. Sıfır. Hiçbir şey yok bizde yani. Biz Kızılderililer gibi haberleşerek de dumanlaşarak da hayatımıza devam ederiz. Bağlantılarını o şekilde yapanlar düşünsün. Bu 23 Eylül 1976'da aldığım ve benim çok sevdiğim değerli bir kitap. Bu Türkiye'nin baş tacı kitaplarından bir tanesi. 200 kuruşmuş. Nurullah Ataç kendi alaycı ve orijinal ifadesine göre 1898'de İstanbul'da doğmuş, 1909'da 3 sınıflık iptidai mektebinden çıkmıştır. 3. sınıftan çıkanlara diploma veriliyordu, okur yazar kabul ediliyordu. Yine bazı yerlerde işe giriyorlardı. Bekçi olarak girenlerin bazıları polis oluyordu önceki yıllarda. Sonra lise mezunları da asteğmen olarak askerliğini yapıyordu. Ve atanmaları yapılıyordu. Üst düzeyde bankalarda müdür olarak ve devlet dairesinde üst düzeyde atamaları yapılıyordu. Sonra bir iki okula gitmişse de hiçbirini bitirememiştir. İmtihana girerek Fransızca öğretmeni olmuş, edebiyat dersleri de vermiştir. Bazı cairelerde mütercimlik etmiştir. Şairliğe, hikayeciliğe özenmişse de becerememiş, işi eleştirmeciliğe dökmüştür. Son yıllarda Türkçeyi kendince özleştirmeye çalıştı. Fransızcadan iki gelinin hatıraları, Kızıl ile Kara, Tehlikeli Alakalar gibi birkaç kitabı Türkçeye çevirdi. Gazetelerde yazdığı yazılar, günlerin getirdiği sözlerden söze, karalama defteri ararken diyelim, söz arasında hatlarında kitaplar halinde yayınlandı. 1957'de Ankara'da Sayrılar Evi'nde öldü. Sayrılar Evi'nde öldü. Evet. Bu kelime artık günümüzde kullanılmıyor. Yani bu kelimeyi araştıralım. Ne demektir? Sayrılar Evi. Tembellik yok. Evet. Bu 1962 Ocak ayında basılmış bir kitaptır. Değerli bir kitap. Bunu edinmenizi ve okumanızı rica ederim. Kişileri roman okumaya sevenlerle roman okumayı sevmeyenler diye ikiye ayırabiliriz. Roman okumayı sevmeyenlerden bir hayır gelmez demiyorum. Büyük işlere asıl onların giriştiğini söyleseler ona da inanırım. Ama ben hoşlanmam onlardan. Kendilerinden çıkamaz. Kendilerini başka kimsenin yerine koyamazlar. Bir tek yaşayışları vardır. Ömürlerine bin bir kişinin yaşayışını sıkıştıramazlar. Her şeyi anlamaya çalışırlar. Her şeyi anlarlar da kişioğlunun karşısında bir anlayışsızlıkları vardır. Acıdıkları olur ama acımak da iki türlüdür. Biri üstünlükten gelen acıma ve ki gururla bir çeşit bayağı sevinçle karışıktır. Ötekisi ise karşımızdaki kimsenin acısını kendimizle imiş gibi duyarak acımak. Roman okumayı sevmeyenlerde işte bu duygu, karşısındakinin acılarını paylaşma gücü yoktur. Onların acımalarında bile bir türlü kurtulamayacakları bir sertlik sezilir. Bir suçu bağışlayabilirler ama sevgisizce, anlayışsızsa bağışlarlar. Suçunu bağıştıkları kimseye yukarıdan baktıklarını, o suçu kötü gördüklerini sezdirmemek ellerinden
gelmez. Roman okumaya sevmeyenler arasında masaldan, destandan tat alanlar bulunabilir. Masal ile destan romandan büsbütün başka bir şey, başka birer şeydir de onun için. Masal bize olmayacak şeyler anlatır. Bizi bu yeryüzünün zorluklarından, yasalarından, törelerinden uzaklaştırıp bizlere benzemeyen kişilerin, devlerin, cinlerin, perilerin acununda götürür. Orada her istediğiniz sizin gönlünüzden geçer geçmez oluverir. Dileklerinizi durduracak bir şey yoktur orada. Masalın anlattığı kişilere benzemekle kendi benliğinizden çıkmış olmazsınız. Sizi sıkan dar çerçeveyi yıkmış, tam gönlünüzce bir yere varmış olursunuz. Masal dinlemekten hoşlanan çocuk, masal dinlemekten hoşlanan kişi kendini dileyince bir acunda görür. Kendi kendinden sıyrılmış olmaz. Tam tersine büsbütün kendi içine kapanır. Destan kahramanları anlatan destan da masal soyundandır. Bize benzemek isteyeceğimiz düşlerimizde benzediğimiz kişilerin yaşayışlarını söyler. Destanları okur yahut dinlerken de gene kendimizi gönlümüzce bir yere götürürüz. Roman ise gerçekten uzaklaşmaz. Hep gerçeği kavramaya, hep gerçeği anlatmaya çalışır. Romandaki kişiler de bizleri yöneten yasalara uymak zorundadırlar. Onlar da bizim gibi ancak bizim gibi birer kişidir. Gerçeğin çocuklarıdır. Roman okumayı sevmeyenler gerçeğe bakmaktan kaçınırlar. Demeyeceğim. Çoğu ancak gerçeğe ilgi gösterdikleri için romanları sevmediklerini söylerler. Ancak onların ilgi gösterdikleri gerçek yalnız kendi gerçekleridir. Yalnız kendileridir. Onlar için gerçeğin, doğrunun bir tek yüzü vardır. Onu görmek, onu bilmek yeter onlara. Gerçeğin daha birçok yüzleri olabileceğini düşünmek bile akıllarından geçmez. Bu söyleyeceğimi belki tuhaf bulursunuz. Gene de doğrudur. Roman okumayı sevmeyenler arasında roman yazmak isteyenler bir çeşit romancılar da yetişebilir. Bunlar romanlarında hep kendilerini, yalnız kendilerini anlatırlar. Yahut düşlerini söylerler. Ama öylelerini de romancı saymak bilmem doğru mudur? Saygılar, sevgiler, iyi günler. Bu kitabı okumanızı rica ederim. Çok değerli bir kitaptır benim için. Sizler için de öyle olmasını isterim. Hayırlı işler, iyi günler, saygılar, hürmetler. Sağ olun.